Abi benim seninle bir mevzuyu konuşmam lazım abi. Ali bak kurban olayım, hayırsız bir şeyse söyleme. Hiç duymayayım daha iyi. Hani belki de hayırlı bir şeydir abi. Neymiş? Hani başkasından duymadan önce benden duy istedim abi. Ben Narin yengenin evine gittim. İşte Şadiye'yle muhabbet ediyorduk, ikimizlik sadece. Tam o sırada Narin yengeyle Fırat abi geldi. Hani tabii böyle bir garip böyle bir gerginlik oldu. Ne konuşuyordunuz ki siz? Yani kendi adımıza önemli mevzulardan konuşuyorduk abi. Ne konuşuyordunuz lan? Demek ki böyle. Açık açık söylüyorsun artık. Şadiye ile ciddi konuşmak istiyorsun. Tamam, yeter. Ben gidiyorum o zaman. Şş, kızım bir yere gittiğin yok. Bunu boşayacağız Irina'dan, sonra seni alacak. Yok abi, cesedimi çiğnemen lazım. Yok öyle bir şey, evlenmiyorum ben. Ben de istemiyorum o zaman. Zorlamayacağım seni, evlenmeyeceğim. Yani ne istiyorsun? Al şunu ya. İstemiyorum, gidiyorum ben artık. Ali var ya, senin dalağını keserim ben. Tut şu kızı. Ya abi niye gideyim arkasından, niye tutayım kolunu? Evlenmeyeceğim abi ben bu kızla, evlenmeyeceğim. Kahve içer misin abi? Azıcık şey oldu. Olur, olur. Niye olmasın? Tabii yani benim için problem yok. Tabii tabii, görüşelim. Ben şu anda Beylerbeyi'ndeyim. Tamam, tamam. Siz o zaman gelince beni ararsınız. Tamam. Kızım inanamayacaksın olanlara. Haline bakılırsa güzel bir haber galiba. Rüzgarlıada Sanat Galerisi diye bir yeni bir galeri kurmuşlar. Bu olanları duymuşlar, görüşelim diyorlar. Süper. Harika bir haber bu. Yani öyle görünüyor. Çok sevindim. Bak her şey yoluna giriyor işte. Ya bu arada şey, bunlar yarım saate görüşelim dediler. Senin için sorun olmaz değil mi? Hani... Aha, yok, tabii tabii, olur mu öyle şey ya? Şey merak ettim sadece, yangın olayını nereden duymuşlar acaba? Hani gazetelerde falan da çıkmadı. Neyse. Sen sonra ararsın beni. Tamam, problem yok değil mi? Ya saçmalama. Hiç kusura bakmayacaksın Fatçığım. Nasıl devam ederiz böyle bilmiyorum. Benim hayatta en sevmediğim şey yalandır yani. İsmimi ilk doğru söylediğin gün beni kovuyorsun Deniz Hanım. Sakın. Hiç duygu sömürüsü yapma, gerek yok. Hadi güle güle. Deniz Hanım haklı Rıfat. Şimdi beni oradan da kovarlar. Ben ne yapacağım ki? Hem zaten ben sizin hakkınızda hiçbir şey söylemedim ki. Vallahi Narin abla, iki gözüm önüme aksın ki söylemedim ya. Bak canım, burası hukuk bürosu, tamam mı? Burada güven çok önemlidir. Casusluk olmaz burada. Bir de üstüne bağış verip besleyecek miyiz seni? Olacak şey değil. Yapmayacaktın, sen bize yalan söyledin. İşte kapı. Hayatta başarılar, güle güle canım. Aslıcığım bir orta kahve bana. Ama çamur gibi oldu. Orta olsun, Aslı orta. Siz de tamam derseniz destekleyelim sizi. Bir atölye hazırlayalım. Sergiye dilediğinizce hazırlanın siz. Sonra da yaza serginizi açarız galerimizde. Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım açıkçası. Düşünecek çok fazla bir şey yok aslında. Sizin şu an böyle bir desteğe ihtiyacınız var. Yerinizde olsam böyle bir teklifi kabul ederdim hemen. Siz isterseniz biraz düşünün. Ben kararınızı bekliyor olacağım. İzninizle. Memnun oldum bu arada. Ben de. Ya siz bu olanları nereden duydunuz? Vallahi geldi kulağımıza. Biz sizi izliyorduk zaten. Öyle bir teklifle gelelim dedik. Evet, görüşmek üzere. Görüşürüz.
Merhaba. Merhaba. Konuştuğumuz gibi Can Keskin'le buluştum. Ne oldu, kabul etti mi? Edecek gibi. Düşünecek biraz. Ya bak, kabul etsin. Bu iş olsun. Sermet Karayel senin galerinin sırtını yere getirmez. Onu sana söyleyeyim yani. Peki nasıl olacak bu iş? Ya nasıl yapacağız? Şimdi gidip hepsini birden alma, uyanmasın. Hani ikişer üçer, aa aldım bir müşterim gördü, çok beğendi falan filan. Sen ne kadar parayı olacağını söylersin, senin hesabını çıkarırız. Sen onun hesabını çıkarsın, dekontu bize yollarsın. Çift taraflı konuşuyorlar. Efendim abi. Ne haber birader? Hani diyorum ki eğer bugün müsaitsen şu mekana gidip görelim ya. Kaçırmayalım ha. Olur mu? İyi, tamam, gidelim, olur. Tamam, hadi görüşürüz. Hı hı, tamam efendim. Ben aradığınızı iletirim kendisine. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Deniz'e bakmıştım da. Kim diyeyim? Can. Can? Aa, Deniz Hanım, Can Bey sizinle görüşmek istiyormuş. Hayırdır ya? Gel odamda konuşalım. Bakalım hayırmış her mi? Gel. Bak bakalım ne görüyorsun? Ne bu? Ali bu. Hı. Kim yanındaki adam? Bedri Bey diye bir adam. Galericiymiş. Sabah beni aradı. Senin resimlerden oluşan bir sergi açalım diyor. Süper işte. Olanları duymuş işte. Atölye falan kurarız. Full sponsorluk teklif etti ha. Çok iyi de Ali'yle ne alakası varmış? Heh. Çaktın mı? Senin manyağın işi işte. Gitmiş adama vaatlerde bulunmuş. Baskı falan artık ne dediyse herif gelip bana böyle bir teklifte bulunuyor. Yok canım ya. Sermet'in niye yapsın öyle bir şey? Evi yakan da o. Artık eminim. Bu adam beni bitirmeyi kafaya koydu. Sonra baktı sen sahip çıkıyorsun. Ha dedi, ben bunları birbirinden uzak tutamıyorum. Gitti buldu o adamı, bastı paraları. Ya mevzu beni senden uzak tutacak. Direkt para teklif aslında edemiyor tabii. Şimdi... Böyle ayaklar yapıyor. Ne oluyor? Ay, Can Bey geldi ama. Sermet öyle bir şey yapmaz. Aklı sıra benim kafamı meşgul edecek. Ben sizin evden ve senden uzak duracağım, anladın mı? Ne oluyor ya? Sesiniz ta nerelerden geliyor? Ya Sermet yapmış diyor. Ne yapmış Sermet? Dur bir sakin ol. Can? Yangın. Yangın meselesi işte. Ya Sermet'in parmağı var diyor. Galerici falan bulmuş. Yapmaz Sermet öyle şey. Dur. Ya tabii yapmaz. Garip, masum bir insan sanki. Unutuyor musun bunca zamandır sana yaptıklarını? Can, sırası mı şimdi ya? Bak Deniz, bu adamdan uzak dur. Başına çok bela açacak. Hatta ikiniz için de söylüyorum bunu. Ya... Güzelim, dur bir sakin ol. Ağlama hemen. Bir bakalım Cengizciğim, dur. Bir tane adam gelmiş, galerici. Can'a teklif etmiş böyle iyi büyük işler falan. Can adamı takip etmiş. Adam gidip Ali'yle buluşmuş. Ya. Hayda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.